Tabii yazı falan süper. Saray için yapıldığı için. Yani ama kimin yazdığı falan belli değil şairin. Bu yani şey belli olmaz. Bu Cenkler'in özelliği toplama. Herkesin şiiri olabilir içinde. Ama bunun için ağırlıklı olarak divan şairlerin şiirleri var. Mesela Fuzuli'den tutun, yani Baki'den bunu tutun. Bunu bu hale getiren adamın... Bunu bu hale getiren adam adını yazmamış buna. Bu cönkü toplayan adını yazmamış. Mesnevi biliyorsunuz zaten. Mevlana'nın meşhur mesnevisi bu. Hatta şöyle şuraya yazayım ben biraz daha. Şunu kapatalım. Her cilti böyle. İlk iki sayfası tesipli. Ceylan derisi üzerine yazılmış. Evangel İncil'i bu. Şurada öyle yazıyor üzerinde. Şey de deri, ceylan derisi. Şu şekilde başlıyor. Bunlar deri. Grek alfabesiyle yazılmış. Bu eserin özelliği Hicri 713, miladi 1313 yılında Bağdat'ta Muhammed bin Süleyman Elcili diye biri tarafından istinsah ediliyor. Yani Osmanlı'dan önce 1313'te işte. Özelliği satır araları bunun Farsça açıklamalı. Yani kelime kelime açıklamalı. Burada ne yazıyorsa hemen altında kelime Farsça açıklaması var. Ne yazıyorsa kelime altında açıklaması var. Meal değil de tam tercüme. Bu şekilde. Bütün sayfalar böyle. İsterseniz en arkasını açayım, oraya da bakın. Şurada yazıyor. Selaseş ve Sebamiye 713 Hicri. O da miladi 1313 yapıyor. Yani 700 sene falan değil mi? Tam. Değil mi? Yani haydi evrak taş falan. Tabii. Sesimiz giriyor. Var.